Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gitmek için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin almış. Bu izin yazılı mı yoksa sözlü mü alınmış bilmiyoruz. Ya da gerçekten Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'daki sergiye gitmek için Kılıçdaroğlu'ndan izin almış mı? Bu izin meselesinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Çünkü seversiniz, sevmezsiniz. Yani desteklersiniz, desteklemezsiniz. Orası önemli değil. Ama küçük düşürücü bir ifade bu ifade. İzin aldı benden. Şimdi her fırsatta 16 milyonun belediye başkanı olduğuna vurgu yapan Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğu gün yakasındaki parti rozetini çıkarmıştı. Koskoca İmamoğlu İstanbul'un dışına çıktığında her defasında Kılıçdaroğlu'ndan izin almış olamaz. Ben izin aldığını zannetmiyorum. Neden? Ya arkadaşlar, Allah aşkına siz Ekrem İmamoğlu'nu takip ediyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun karakteri buna uygun mu? Yani bir yere gidecek, şehir dışı, yurt dışı, işte ne bileyim bir yere, hatta kayak diyelim yani. Dönüp de efendim müsaadeniz olursa ben falanca yere gideceğim der mi? Bence demez. Kılıçdaroğlu'nun benden izin aldığı sözlerini şimdiye kadar İmamoğlu cephesinden kimse ne doğruladı ne yalanladı. Böyle bir açıklama yapılır mı? Ben sanmıyorum. Sanmıyorum çünkü İmamoğlu kamuoyunun önünde böyle bir tartışmaya girmek istemez. Akıllı politikacılık yaparak böyle bir tartışmayı başlatmaz. O orada kalır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun benden izin aldığı lafı orada kalır dedim. Yani not edilir oraya. Not edildi. Bu lafın altında kalmayacağını da bugün değilse de yarın. Yarın değilse öbür gün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu lafın altında kalmayacağını da kestirmek zor değil. Şimdi videoyu izleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesini izleyelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ekrem İmamoğlu da önce Karadeniz'e sonra Güneydoğu'ya gitti ve bu da kamuoyunda İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor şeklinde yorumlandı. İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı? Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de zaten benden izin aldım. Sabah Sevilay Yılmaz'ı Habertürk'te izlerken ne yalan söyleyeyim, ağzım açıkta kaldı. Diyarbakır'a Ahmet Güneştekin'in sergisine Sevilay da gitmiş. Oradaki izlenimlerini anlatırken İmamoğlu'nun beklenen ilgiyi görmediğini söylüyor. Hatta Sevilay daha da ileri giderek ya öyle aman aman bir ilgi yok dedi. Yani böyle şey yaptı, tamam mı? Yani aman aman mimikleriyle zaten anlatıyor. Sevilay'ın tarzı da bu. Ve şunu söyledi. Kılıçdaroğlu olsaydı iki katı ilgi görürdü. Allah Allah. Allah Allah. Diyarbakır'da bir şey oldu da biz mi görmedik? Yani bu ilginin sebebi başka bir şey mi? Sevilay orada bir kulis mi aldı? Ne yaptı? Mesela sık sık Demirtaş niye hapiste? Ya da oraya gidip Diyarbakır annelerini ziyaret eden milletvekillerine talimat verip geri çekilin demesi mi? HDP'nin suyunda gitmesi mi? Ya bu ilginin mesela bir nasıl bir ölçüm yaptı Sevilay böyle bir karara vardı bilmiyorum. Ama Sevilay CHP kulislerini iyi koklayan bir gazeteci. Bir bildiği olmasa böyle konuşmazdı. Kemal Kılıçdaroğlu benden izin aldı sözlerini de patron benim sözleriyle yorumluyor Sevilay. Yani diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu parmak salladı İmamoğlu'na. Patron benim dedi. Gittiğin yerlerde bana benden izin alacaksın. Allah'tan benden izin almadan tuvalete gitmeyeceksin dememiş ha. Öyle ya, gittiğin yerlerde benden izin alacaksın. Efendim müsaadeniz olursa ben yurt dışında bir çalışmam var. Yunanistan'a gitmem gerekiyor. İzin verir misiniz? Efendim müsaade ederseniz ben sergiye davet edildim de buraya gidebilir miyim? Bence İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu bundan sonra ne yapsın? Bir yere giderken, bir ilçeyi ziyaret ederken mesela Canan Kaftancıoğlu'ndan izin alsın. Canancığım müsaade eder misin ben bir ilçeye uğrayayım diye. Yani dedim ya küçük düşüren bir ifade. Ekrem İmamoğlu'nun bu gezilerinden ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı sevdasından rahatsız olduğunu da söyledi Sevilay. Vay be, vay be, CHP'de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı ha. Sevilay da kendi rahatsızlığını tabii ortaya koyuyor. İstanbul'da işini yapsın, ne işi var dışarıda diyor. Valla ben şunu düşünmek istemiyorum. Yani Sevilay birilerinin mesajını iletiyor
düşüncesini ben dile getirmek istemiyorum. Çünkü Sevilay'ın karakteri de buna müsait değil. Yani Sevilay da öyle ağzına geleni söyleyebilen dobra bir gazeteci. Dobra. Şimdi bunları söylüyor. Yorumlar da şöyle yapılıyor. Oo, Sevilay'a iyi bir mesaj verdirmişler. Sevilay'ın bu sözleri CHP'de büyük bir kavganın yaşanacağını haber veriyor bize. Bir başkası söylese çok inandırıcı olmaz ama ben Sevilay'ın CHP kulislerindeki böyle bilgi alışına çok güvendiğim için, eski de partnerim, beraber Habertürk'te program yaptık, işlerin ne kadar karışık olduğunu ve de aylardır Abdülkadir Selvi kendini yırtıyor arkadaşlar. Şimdi fonlu fonsuz medya Abdülkadir Selvi'ye saldırıyor. Diyor ki Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir kavganın içerisinde. Defalarca yazdı. Kimileri yalanladı. Kimi CHP'liler saçma sapan böyle hiç şeye cevap hakkı yerine başka şeyler söyledi. Hakaret ettiler. Başkasının diliyle konuştular. Düşkün dediler Abdülkadir'e. Ama işte haklılığı ortaya çıktı. Şimdi bu CHP'liler ne diyecekler? Ben çok merak ediyorum. Bir de Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soru soruyor gazeteciler Kılıçdaroğlu'na. Çok ilginç bir cevap daha veriyor. Yani şöyle sanki Türkiye seçim atmosferindeymiş gibi, yarın seçim olacakmış gibi ya da işte ne bileyim bir ay sonra seçim yapılacakmış gibi normal bir şartlar altında dinleyelim bakın ne diyor. Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Bana talep gelmedi diyor. Ya bana talep gelmedi ne demek ya? Böyle bir atmosfer mi var? Böyle bir şey mi var? Yani İmamoğlu talepte bulunsun. Efendim ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. İyi de şu anda İstanbul'u yönetiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki işinize bakın. O da işine bakıyor ve dedi ki ben belediye işlerini yapacağım diyor. Şimdi bakın Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmiş değil Ekrem İmamoğlu. Kafasına koymuş, o sevdası devam ediyor. Ama dedim geçen gün size de söyledim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı onların kendi ekibine söyledim. Sizin yapmış olduğunuz işlerin önüne geçiyor. Nasıl görüyorsun bizi dedi. Hiçbir şey görmüyorum size dedim. Siz ne yaptınız ya, ne yapıyorsunuz ben bilmiyorum dedi. Nasıl ya, biz bunu yapıyoruz bunu. Kardeşim ben görmedim. Medyada yok böyle bir şey. E ama ben de sürekli sizin ne yaptığınızı araştırmıyorum. Haklısın abi dedi. Ve katkım olmuş mu bilmiyorum ama o günden sonra Ekrem İmamoğlu daha çok İstanbul'u konuşmaya başladı. Daha çok kendi işine bakmaya başladı. İşine bak dedi de Kemal Kılıçdaroğlu. Yani işine bakmak İstanbul'un dışına çıkmamak mı ya? Ya da bir yere gideceği zaman sıra sizden izin almak mı? Görünen o ki Meral Akşener'in Fatih'i gözden çıkarılmış. CHP medyası bile yavaş yavaş İmamoğlu'na arkasını dönmeye başladı. Yani tabii eğer buna reklamlar müsaade ederse, mama kesilirse kıyamet kopar. İmamoğlu'nu parça parça ederler. Kesilirse. Peki şimdi akla gelen bir soru var arkadaşlar. İmamoğlu pes eder mi? Bakın az önce de ifade ettiğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun karakteri yurt içi veya yurt dışı seyahatler için izin almaya müsait değil. Ekrem İmamoğlu asla böyle bir şeye başvurmaz. İzinle yolculuk yapmaz. Eşi diyecek ki ya şuraya ben de geleyim ya bir dur bakalım ben bir sorayım Kemal Bey'e uygun görüyor mu görmüyor mu? Akla yatkın mı bu? Ha şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirmiş olabilir. Efendim bana izin verin demek yerine efendim ben bugün Diyarbakır'a gideceğim, yarın Diyarbakır'a gideceğim. Bana bir talimatınız var mı demiş olabilir. İzin verin ben gideyim. Yok ya. Sevilay'ın söylediği gibi Ekrem İmamoğlu'nun yurt gezilerinde az ilgiyle karşılandığı doğru değil. Gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanıyor ve bu fotoğraf karelerine ve videodaki görüntülere yansıyor. Sevilay böyle bir şeye nasıl vardı ben anlamıyorum. Ya gerçekten anlayamadım. Yani böyle bir düşünce, böyle bir hani İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu burada, Kemal Kılıçdaroğlu burada. Akla çok yatkın gelmiyor. Mantıksız geliyor bana. Sevilay kusura bakmasın. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği sır değil. Tek hedefi var. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi kazanmak. Erdoğan'ın karşısında kendisinden başka kimsenin kazanamayacağını düşünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun veya bir başka kişinin Erdoğan karşısında varlık gösterebileceğine inanmıyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki koltuğunu korumak istediğinin farkında.
kendisine yapılan eleştirilerin zamanla operasyona döneceğini de biliyor İmamoğlu. Kolay pes edeceğe de benzemiyor. Bu yapılanlar kendisini kamçılıyor aslında. Yani Kılıçdaroğlu cephesi veya CHP merkezi bazı isimlerin kendisine yönelik bu harekete bir operasyon başlatması ya da işte izin bizim meselesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılması İmamoğlu'nu bana göre kamçılıyor. Kılıçdaroğlu ile ters düşmesi halinde ne olur? Bence Ekrem İmamoğlu burada kaybeden olmaz. Ya 11 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 12. seçimini kaybeder. Sonra millet gelir kapıya dikilir. Hani rahmetli Süleyman Demirel'e kurtar bizi baba diye. Bu sefer kurtar bizi İmamoğlu diye kapıya dayanırlar. İmamoğlu da öyle dedikleri gibi 100 bin imza ile falan filan böyle cumhurbaşkanı adayı olmaz. Ama kendini geri çeker. Gelecek seçimler için de hazırlığını yapar. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğinin olmadığını bildiği için cumhurbaşkanlığı yolculuğuna çıkmak istiyor. Kötü adam olmak istemiyor aynı zamanda. Ama şartlar zorlarsa, yani kendisine yönelik operasyonlar devam ederse vallahi ben ne yalan söyleyeyim kestiremiyorum ne olacağını. İmamoğlu'nun ne yapacağı, kimlerle aynı safta yer alacağı biz hep birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi de bunu kestirmek zor. Evet, ben tahminim o ki kamuoyu önünde değil de kapalı kapılar ardında bu kavga giderek büyüyecek ve bir yerde de patlak verecek. Ben Ekrem İmamoğlu'nun sakinliğini koruyacağını düşünüyorum. Yumruğunu masaya vuracak ya da kuvvetle muhtemel Kemal Kılıçdaroğlu kendi koltuğunu korumak için bir dönem daha CHP Genel Başkanlığı saltanatını sürdürmek için ben buradayım der mi? Der. Bekliyorum ben.